Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz atasözleri ve deyimler olacak. Öncelikle atasözlerinden atasözlerin ne olduğu konusunda biraz e, açıklayalım. Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere biz atasözü diyoruz. Şimdi sözlerin bazı özellikleri var. Onlara bir göz açacak olursak. Ato sözleri bir toplumun duygu, düşünce ve inanç kültürünü yansıtır. Ato sözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. Yani biz bu türlere anonimdir diyoruz. Bu sözler yine topluma mal olmuş. Toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze kadar ulaşmış kısa ve özlü sözler de diyoruz. Atasözleri biri düşünceyi açıklarken ya da savunulken tanık olarak da gösterilir diyoruz. Şimdi birkaç örneğimiz var onlara bakacak olursak. Ağaç yaşken eğilir atasözüne baktığımızda. Bunun açıklaması insan çocuk yaşta daha kolay eğitilir. Büyüdüğü zaman da ona söz dinletmek zor olur. Bir başka atasözümüz, bir başka atasözümüz. Tavşan daha küsmüş, Dağ'ın haberi olmamış. Bunun açıklamasına baktığımızda ise bazı insanlar çok alıngan olurlar ve kızdıkları konuda çevrelerine bir şeyler söylemeyerek kendilerini üzerler. Bir başka atasözümüz takke düştü, kel göründü. Yine bir kusuru olan kişi bunu ne kadar saklamaya çalışsa da gerçek bir gün mutlaka ortaya çıkar diyoruz. Yine farklı bir atasözü. Su içene yılan bile dokunmaz. Açıklamasına baktığımızda hiç sevmediğiniz biri de olsa o kişiyi su içerken rahatsız etmemeliyiz. Yine başka bir örneğimiz. Kurttan çoban olmaz. Şimdi aç gözlü çıkarcı kimseler değerli şeyleri korumakla görevlendirilmez. Diğer bir örnek. Kedi uzanamadığı ciğere mundar der. Bu açıklamaya baktığımızda atasözünün bazı insanlar çok istedikleri bir şeye sahip olamadıkları zaman onu kötüleyerek kendilerine layık olmadığını söyleyerek becerisizliklerini gizlerler. Yine başka bir atasözümüz. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Faydası olamayacağını bildiğimiz kimselerden yardım beklememeliyiz. Yine farklı bir atasözümüz. Her yerin gönlünde bir aslan yatar. Her insanın ulaşmak istediği bir mevki mutlaka vardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar açıklamasına baktığımızda atasözünün sözünü esirgemeyen doğruları konuşan cesur kişi başkasının yalanını, hatalarını onların yüzlerine vurursa o kişilerce sevilmez ve sürekli rahatsız edilerek bulunduğu yerden uzaklaştırılmak istenir. Evet arkadaşlar atasözleri buraya kadardı. Yine atasözlerinde deyimlerden farklı olarak atasözleri bir öğüt içeriyordu. Bir ders verme amacı vardır. Ama deyimlere baktığımızda deyimlerin böyle bir amacı olmadığını görmekteyiz. Şimdi deyim dediğimiz şey ne? Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için bir araya getirdiğimiz sözcüklerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğuna biz deyim diyoruz. Şimdi biz deyimleri niye kullanıyoruz? Yazılı anlatımda ya da sözlü anlatımda biz deyimlerden niye faydalanıyoruz? Onlara bir bakacak olursak deyimler hem yazılarımıza hem de konuşmalarımıza ne yapıyor? Bir derinlik katıyor. Anlattıklarımızı ilgi çekici ve somut bir hale getiriyor bu deyimler. Yine birkaç cümleyle anlatabileceğimiz bir durumu iki üç sözcükten oluşan bir deyimle daha anlaşılır bir biçimde anlatabiliriz. Bu durumda deyimlerin kısa ve özlü anlatım olanını sağladığını göstermektedir. Yine özelliklerine bakacak olursak deyimlerin Dedik ki kalıplaşmış sözlerdir. Yine aynı şekilde atasözleri de öyleydi. Kalıplaşmış sözlerdir. E, deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine biz ne yapmamayız Eş anlamlarını getiremeyiz. Atasözlerinde de bu durum aynı şekildeydi. Yerine eş anlamlarını getiremiyoruz. Yine deyimi oluşturan sözcüklerin yerleri kesin ve kes değiştirilemez. Atasözlerinde olduğu gibi. Örneklere bakacak olursak suratından düşen bin parça... Yüzünden düşen bin parça. Şimdi bunun doğru kullanımı yüzünden düşen bin parça. Biz yüz ve surat kelimesinin yani yüzün eşyanlısı surat kelimesini ne yapamayız? Orada deyim içerisinde kullanamayız. Kullandığımız zaman yanlış bir ifade ortaya çıkmış olur. Şimdi başka bir örnek. Üstüne tuz biber ekmek. Üstüne tuz biber serpmek. Şimdi burada da aynı şekilde ekmek ve serpmek kelimeleri yine burada kullanılmış. Biz ekmek yerine serpmek kullanamayız. Yerlerine eş anlamlarını getiremeyiz deyimlerin. Yine baş tutmak, kafa tutmak, baş ve kafa kelimeleri yine aynı şekilde kullanılmış. Biz burada kafa tutmak kelimesini kullanmamız lazım. Şimdi bir ipucumuz var dedik ki deyimler sözcük grubu ya da cümle şeklinde bulunabilir dedik. Örneklere bakacak olursak ağzı kulaklarına varmak bir sözcük grubudur. İğne atsan yere düşmez bir cümle grubudur. Yine aynı şekilde içi içine sığmamak bir sözcük grubuyken ne tadı var ne tuzu cümle şeklinde kullanılmış bir deyimdir diyoruz. Şimdi birkaç tane birkaç tane eee deyimimiz ve açıklamasıyla birlikte verilmiş. Onları bir görecek olursak gözü hiçbir şeyi görmemek deyimine baktığımızda anlamı kendini çok önem verdiği bir işe bağlayıp başka hiçbir şeyle ilgilenmez olmak. Yine başka bir örneğimiz. Büyümüş de küçülmüş. Açıklamasına baktığımızda davranışları ve sözleri yaşının gerektiğinden üstün olan büyüklere benzeyen küçük, cesur, cesaretli çocuk anlamında. Bir diğer örneğimiz istifini bozmamak. Açıklamasına baktığımızda tepki göstermeyi karşı koymasını beklenirken aldırış etmemek. Evet başka bir örnek. Foyası meydana çıkmak. Bir kimsenin önceleri belli olmayan niteliğinin sonradan anlaşılması. Başka bir örnek. Gözü yüksekte ya da yükseklerde olmak, bulunduğu durumdan çok üstün bir duruma ulaşmayı istemek. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz atasözleri ve deyimler buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.